Ali ile Fizik Saati'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Kütle çekim kanunu konusu devam ediyor. Evet dolanma hızı. Bir en büyük M kütleli bir gezegenin etrafında küçük M kütleli bir uydu dolanıyormuş. Bu uydu çembersel hareketi neden yapıyor? Çünkü bu uyduya etken bir net kuvvet var. Bu net kuvvete biz ne diyoruz? Merkezcil kuvvet. Pekala bu merkezcil kuvveti kim etkiyor? Merkezcil kuvveti kütle çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Merkezcil kuvveti kütle çekim kuvvetine eşitliyoruz o zaman. M kare bölü R merkezcil kuvvet. Gamma m bölü R kare kitle çekim kuvveti. Gerekli işlemleri bakın sadeleştirmeleri yaptı. Uydunun kütlesi gitti. R'leri sadeleştirdik. Dolanma hızı gamma bölü R. Bir kopya verelim. Burada e, formülde eğer bir tane M varsa tek M varsa o da merkezdekinin kütlesidir arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. Uydunun dolanma hızı uydunun kütlesine bağlı değildir. Kimin kütlesine bağlıdır? Gezegenin kütlesine bağlıdır diyoruz. Dolanma periyoduna gelelim. Yine V kare eşittir gamma bölü R. Şimdi burada V karenin yerine bakın çizgisel hız açısal hız çarpı yarıçap idi. Açısal hız yerine 2 pi bölü T yazdığımız zaman çizgisel hız ne oldu? 2 pi R bölü T. Şimdi karesini alarak yerine yazdık çizik hızının karesini alarak yerine yazdık. Dolayısıyla gamma bölü r. Buradan gerek işlemleri yaptığımız zaman, periyot 2 pi kök içerisinde r küp bölü gama. Demek ki bu uydunun bir tur atarken geçen süresine biz periyodu diyoruz. Bunun periyodu da neyin kütlesine bağlıymış merkezdekinin kütlesine bağlıymış uydunun kütlesine bağlı değildi. Sonuç olarak dolanma hızı Dolananın kütlesine bağlı değildir. Dolanan e, şey, e, periyot e, dolananın kütlesine bağlı değildir. Evet. Enerjiler konusuna geçelim. Kütle çekim potansiyel enerjisi yine iki cisim var. Biri diğerinin etrafında ne yapıyor? Dolanıyor. Potansiyel enerjisi gamma bölü D. Eksi işaretini unutmayalım arkadaşlar. Skaler bir büyüklük enerji biliyoruz. Kinetik enerji bu Dolanma kinetik enerjisi. 1 bölüken mv kare. V kare gamma bölü R dolanma hızını bulmuştuk. Burada yerine yazdığımız zaman gerekli düzenlemeler yaptığımız zaman gama bölü 2R çıkar. Bu da ne? Artı. Evet. Toplam enerji. Toplam enerji potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır. Bunların ikisini ne yaptık? Topladık. Eksi gama bölü de artı gama bölü 2 de. Burada R kullandım arkadaşlar. Eee R'yi de D'yi de uzaklık manasında kullanıyoruz. Eksi gamama bölü 2 d toplam enerji elde ettik. Bağlanma enerjisi uydunun toplam enerjisini sıfır yapan değer. Toplam enerji eksi gamama bölü 2D olduğu için bunun sıfır yapan değer nedir? Artı gamama bölü 2D'dir. Burada şunu da söyleyebiliriz. Kinetik enerji ile bağlanma enerjisi bakın artı gamama bölü 2D'dir. Evet kurtulma enerjisi. Gezegenin çekim alanından kurtulmak için cisme verilen en küçük enerjidir. Şöyle de diyebiliriz. cisimle gezegen arasındaki kütle çekim potansiyel enerjisini sıfır yapan enerjiye kurtulma enerjisi denir. Ee, kütle çekim potansiyel enerjisi neydi? Eksi gamama bölü R'ydi. O zaman kurtulma enerjisi ne olacak? Artı gamama bölü R olmuş olacak. Şimdi bu roketi gönderdik uzaya. Bu roketin olması gerekiyor rokete verilen enerjinin kurtulma enerjisini yani çekim enerjisini yenmesi gerekiyor. Kurtu bu roketin enerjisi 1 bölü 2 m kare. Değil mi? Hareket enerjisi 1 bölü 2 m kare. Kurtulma için yani verilmesi gerekli olan enerji gamma bölü r. Buradan roketin kütleleri gitti. E, roketin hızının karesi bu 2 buraya çarpı olarak geçecek 2 gamma bölü r'dir. Formülde yine tek bir m kaldığına göre bu kütle nedir? Evet tabii ki merkezdekinin değil mi kütlesidir. O zaman roketin e, kurtulma hızı roketin kütlesinden bağımsız. Kimin kütlesine bağlı? Gezegenin kütlesine bağlıdır arkadaşlar.